Hayırlı olsun. Başardım. Beni de ilk defa görüyorum. Ya bu başarısızlık. Geçen hafta yapılmış olan LGS sınavı için biz şöyle bir düşünme yaptık. Dedik ki öğrencilerimizi nasıl motive edebiliriz bu sınava diye düşündük. Ve sonra bir altın ödüllü bir deneme sınavı yapma kararı aldık. LGS sınavından tam bir hafta önce altın ödüllü deneme sınavı yapalım dedik. Ve bütün soruları doğru veya bütün soruları yanlış yapan herkese çeyrek altın hediye edeceğimizi duyurduk. Bütün soruları doğru dediğimiz zaman birçok öğrenci çekindiği için bütün soruları yanlış da yapabilirsiniz dedik. Çünkü bunun ihtimali çok çok düşüktü. Biz bu ihtimali hesapladık. Bu tam 6 trilyonla bir ediyor. Bir insanın rastgele sallayarak bütün soruları yanlış yapması, 90 soruyu yanlış yapması 6 trilyonla birdir ihtimal olarak. Bu da şuna denk geliyor. 1000 tane dünya insanını yan yana getirseniz, bu sınava soksanız sadece bir kişi bunu başarabilir. Yani bunun şu anda bu dünyada mümkünatı yok. Bunu ancak şu kişi yapabilir, bütün soruları doğru olarak çözer ama yanlış cevabı işaretler. Bu kişi yapabilir. Ve bir tane öğrencim, çok başarılı bir öğrencimiz, harfiyeli denemelerde sürekli birinci olan bir öğrencimiz bunu bizim yaptığımız deneme sınavında başardı ve doğruyu bularak yanlış soruyu işaretledi. Biz de bu anlamda kendisine çeyrek altın hediye ettik ve gururluyuz öğrencimizin başarısından dolayı. Bunu neden yaptık? Öğrenci motivasyonunu artırmak istedik. Sınav stresini azaltmak istedik. Yani her şeyin illa doğruyla değil, yanlış yapmanın da doğru yapmak kadar zor olduğunu göstermek istedik. Bütün amacımız buydu. Fakat birçok kurumdan, birçok kişiden çok yanlış tepkiler, çok yanlış anlaşılmalar oldu. Yanlış tepkiler aldık. Kendi bağlı olduğumuz kurumumuz Milli Eğitim Müdürlüğü de dahil olmak üzere. Bu yüzden bu açıklamayı yapma gereği hissettik. Diyeceğim bu kadar.